Herkese merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep birlikte dinleyelim. Öncelikle yorum yazan, takip eden, dinleyen, beni destekleyen herkese buradan selamlar. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Kanalıma desteklemek için abone olabilirsiniz. Zile basıp tamamını işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olacaksınız. Ben enerjimi, güzel enerjimi gönderiyorum. Bize umut lazım diyorum. Bize güzel şeyler söyle diyorum ve fincanımı açtım. Şimdi bakalım. Yani şöyle baktığımız zaman aslında yüreğimize böyle bir çukurumuz da var. Yer etmiş bazı dertlerimizin olduğunu görüyorum. Sıkıntılı mıyız? Evet, yüreğimize oturtmuş olduğumuz sıkıntılarımız var gibi duruyor. Şimdi burada gördüğüm bunlar sizin karar aşamalarınız. Sanki böyle etrafınızın kalabalık, özellikle bir yerde bir ev görüyorum, bir ev çatısı, hemen yanında anahtar çıkmış, bir ev almayla alakalı belki birilerine fikir danıştığınız ya da zaman olarak doğru zaman mıdır, etrafınıza mı sordunuz bilemedim, ama kalabalık bir yerde, kalabalık bir ortamda var olan bir durum var. Şimdi öncelikle geçmişte bırakılan bir dava durumunun yansıdığını görüyorum. Dava düşüncesi bu. Sanki böyle evle alakalı da olabilir bu dava. Yani kazanımınızın hakkı sizde olduğu için hak savunmayla alakalı bir dava düşüncesi bu. Yani geçmişten gelen bazı dava durumlarımızın olabileceğini söylüyor bu fincan bana. Zincirleme gitmiş olaylarınızın olduğunu görüyorum. Burada resmen bir zincir örülmüş. Bazı şeyler kelebek etkisi gibi birbirlerini tamamlayan ve devamlılığını sağlayan şeyler olduğunu söylüyor. F harfi çıkmış. Özellikle F insan, yani F kişi, F kişisi. F harfli bir kişiyle alakalı bir durumunuz gündeme geliyor. Ara ara kendinizi toparladığınızı, ara ara saldığınızı görüyorum. Dalgalanmalar var burada. Bazı konular tekrara düşmüş. Bu durumda sizi aslında sıkmış. Yani gülen bir sinsi yüz var burada. Gözleri iri, dudakları kalın, burnu okka gibi olan bir yanaklı insan var gördüğüm. Yani bu insan sizi aslında yanlış yönlendirmiş. Burada avukatınız, burada arkadaşınız ya da bizzat çok yakınlarınız sizi bazı konularda yanlış yönlendirmiş. Biriyle karşılıklı olup içinizdeki her şeyi kusasınız geliyor. Karşınızda geldiğinde dik duramıyor bu insan. Ya da kusmak istediğiniz o dinçliği bulamıyorsunuz kendinizde. Oldukça karışık dalgalanmalar var burada. T harfi baskın görüyorum burada. Kalabalık etrafınız var ve bu insanlara danıştıkça kafanızın karışık olduğunu görüyorum. Aslında çekirdek aileyi ilgilendiren durumların herkesin haddini aştığı yorumlarla kafanızın iyice bulandığı gibi bir durum söz konusu. Bu arada ara ara dava durumlarının, yani hala düşünülmesi durumun devam ettiğini görüyorum açıkçası. Bu fal bana hukuksal olayların olduğunu söylüyor. Davadır, belki bu sınav belgesidir, ama resmi evrakla alakalı bir beklentinizin olduğunu yansıtmış. Şimdi sona gelinmiş bu arada, artık dava durumunun netleşmesine son 2-3 hafta kalmış gibi durmakta. Yüreğiniz iyice taşıyor bununla alakalı. Geçmişten süre gelen bir dava durumunun gündemimizde olduğu, bir 2 hafta sonrasında netleşecek olduğunu söyleyebilirim. Bu fincan bana onu söylüyor. Adınızı temiz aslında. Yani aslında siz sonucu biliyorsunuz da sonuç sizin haklı olduğunuz şekilde dönüyor. Sonuçlanacak olduğunu biliyorsunuz. Ama bazı sebeplerden dolayı ısrarla hep uzatılmış, ertelenmiş, ötelenmiş durumlarınızın olduğunu görüyorum. Bu bir sadece düşüncedeyse artık 2-3 hafta içerisinde netleşecek diyebilirim. Yüreğinizi kabartmışsınız ve ben burada bir 5 rakamı görüyorum. Mayıs ayı itibariyle hayatınızı düzene sokacak olduğunuzun mesajını veriyor. Bu fal bana dava durumları var. Mayıs ayında netleşecek hayatınızın içeriği diyor resmen. 2 hafta sonranızda başlayacak olan bir hareketlilik olacak. Bu sizin gündeminizin çoğalacağı anlamına geliyor. Bölüneceksiniz diyor fal. Bölüneceksiniz. Etrafınızdaki insanların konuşmalarını susturmuşsunuz. Artık kendi doğrunuzu uyguluyorsunuz. Fakat bu doğruyu uygularken bir tarafı bertaraf edeceksiniz. Yani bir tarafı ya ezip geçeceksiniz ya dinlemediğiniz için kırılacak. Yani bir tarafı böyle bir yıkıldığını görüyorum ama yıkılan taraf değil, sizin haklı oluşunuz burada aslında var. Birileri sizi dinlemek istemiyor ısrarla. Kendi bildiğini okuyor gibi çıkmış. Bir şeylere ısrar eden insanın artık sizin o kişi tarafından, yani siz onu pek eskisi kadar dikkate almıyorsunuz. O hala bildiğini okuyor ama siz artık kendi kararlarınızı uygulama noktasına gelmişsiniz. 5. ay sizin adınıza dönüm noktası olacak diyor bu fal. Şimdi köklü bir durum var. Hani atsan atamazsın, satsan satamazsın, bir mecburiyete kaldığınızı görüyorum. Bunun için sakince düşünüp akıllı kararlar vermek lazım. Bir yere gidesiniz var. Süreç herhalde diye düşündüğüm bir engel çıkıyor önünüze. O yüzden artık o gitme ihtimali de yok. Mecbur kaldım, savaşacağım der gibisiniz burada. Biriyle karşılıklı konuşmanız var. Bir insan karşınızda dikkatli bir şekilde aldığı, iki kişiden aldığı haberi size veriyor. Sizi de çok böyle o iki kişiyi de belli de etmek istemiyor gibi. Yani ben bunu şundan öğrendim diyemiyor. Ama siz aklınızda terazinizi, yani dengede tutmaya çalıştığınız durumların olduğunu, o yüzden karşı taraftaki kadar sivri dilli olamıyorsunuz. Yani o insan iki kişiden öğrenmiş, bir hurafe var ortada. Hani ortada yüzleşme durumu söz konusu ama karşınızdaki insanın düşünceleri kendine ait değil. Altta iki kişiden destek almış, fikir almış, adeta birileri onu yönlendirmiş gibi. Sizin derdiniz ise dengede tutmaya çalıştığınız iki kişi, iki durum, eviniz, aileniz, çocuklarınız, bilemem. Yani dengede tutmaya çalışıyorsunuz bir şeyleri. Teraziniz çok net çıkmış. Sonrasında o iki insanın boynunun bükülecek oluşu çok net. Ama siz ciddi sınavdan geçeceksiniz. Yani ben burada hop bir sihirli değneğiniz var, her şey bitti diyemiyorum. Sınavdan geçeceksiniz. 2 hafta sonrasında başlayacak bir sınavınız var. Ve sınavın sonucu Mayıs ayına tekabül edecek. Sizin önünüzde sizi yoracak ama artık adım atmak zorundayım ben deyip kabuğunuzdan çıkacak olduğunuzu görüyorum. Hatta sonunda böyle elle tutmuş bir aile olarak, ya bakın, ailece sınava yani tabi tutulabilirsiniz. Şimdi ben bunda sonrasında çok net iki kişinin elinden tutmuş bir aile tablosu var gibi. Umutlarınızın olduğunu, A harfi bir insanın baskın geldiğini, sizin bazı şeyleri belki çocuklarınız için sineye çekecek, bir savaşa girecek olduğunuzu görüyorum ama savaşın sonu temiz diyebiliyorum. Neyse ki savaşın sonu temiz gerçekten. Yani aldığınız bir yol kararı var. Belki taşınmak isteyeceksiniz. Belki ev değiştirmek isteyeceksiniz. Şehir değiştirmek isteyeceksiniz. Ama adınız ne ise, yani adınıza aldığınız karar ne ise onu uygulayın derim. Çünkü yolunuzun temiz olduğunu görüyorum. Ben burada elinden tutmuş çocuklarını sanki adeta, hani zarar görmesin aman deyip de yolunuza baktığınızı, yolunuzun engebeli olduğunu ama bu yolu çok net bir şekilde çıkacak olduğunuzu görüyorum. Yani yolun sonunda yine bir 3 kişilik böyle 4. kişi de hatta destekliyor. Yani ben burada güzel bir aile tablosu görüyorum. Bekar arkadaşlarım, diyeceksiniz ki bizde ne ailesi? Bu sizin kendi ailenizin içidir arkadaşlar. Hani kendi çekirdek ailenizdir. Nasıl söylerim? Anne baba çocuklarla beraber kurduğunuz ailedir. Kendi evlendiğiniz aile değildir. Bekarsanız eğer. Ben burada çünkü çok net tablo gördüm. Bu bir aile tablosu. Savaşı kazanmak demek. Yani buradaki davalar illa partnerinize dair bir dava olarak değerlendirmeyin. Tabii ki de bunu yaşayan arkadaşlarım varsa öyle algılasın ama hani dava yok, boşanma yok, ben evli değilim diyen arkadaşlarım için söylüyorum. Bir savaşınız var burada verdiğiniz. Hayat savaşı diyelim buna biz. Bu savaşı siz aile tablosunun tamamı, bütünlülüğüyle kazanacaksınız diyor burada. 2 kişi sizi çok ciddi anlamda dua eden, destekleyen bir iyi niyetli insanlar var çevrenizde. Arkadaşlar savaşı çok net söylüyorum. Temiz kazanacaksınız. Ama maalesef şurada Mayıs ayına kadar, önümüzdeki Mayıs ayına kadar yaşayacağınız bir durum var. Bazı insanlarla yüzleşeceksiniz. Bazı insanları hayatınızdan ekarte edeceksiniz. Kolay olmayacak ama neyse ki sonuç güzel, onu söyleyebiliyorum. Yani tabağınıza baktığım zaman, pardon, fincanınıza baktığım zaman, bakalım tabağımız bize neler söyleyecekmiş, size göstereceğim. İş kolunuzun devamlılığı, güzel mal kazanımı olabilecek bir durumun olduğunu görüyorum. Bu ailede güçlenmiş olacak olduğunuzu görüyorum. Hane tarafınız temiz, aydınlık. Şimdi göstereceğim sizlere de, akması bitsin. Evet, sanıyorum ki bitti. Şimdi bakın, burada baş aşağı duran bir insan var ve bu insanı baş aşağı durduran bir insan var. Yani ben burada 3 kişilik bir aile görüyorum. Sizin hayatınızı etkileyecek olan her ne ise bunu ekarte ediyorsunuz artık. Şimdi kıskaçlı bir iş var. Yani sizin kaderiniz olacak olan iş, sizin orada çakılı kaldığınız iştir. Çünkü bakın, güzel bir dağ gibi gördüğünüz engeli aşıp size mal kazanımı sağlayacak güçlü bir işinizin olduğunu görüyorum. Hanenizin içine kadar aydınlanmış, ferahlamış. 5 ay sonranız sizin artık oh be dediğiniz bir ay aslına baktığım zaman. Yani partnerinizle güçlü bir beraberliğinizin olduğunu görüyorum. Bekar arkadaşlarım kesinlikle güzel bir ilişki yaşar. Burada aile içerisinde bir güçlenme var. Hanenizin içinde aydınlanma var. Bir araba durumu var. Bir taşınmanın söz konusu. Bir mal almış olacaksınız diyebileceğim bir işinizin olduğunu görüyorum. İş yeri size güzel kazanımlar sağlayacak. Ferah tutmanız gerekecek. Önünüzdeki savaşınız var ama bu savaşı eğer ki dik durursanız, azimli olursanız kazanırsınız. Önünüzün açık olduğunu söyleyen bir fincanımız var açıkçası. Şurada R harfi görüyorum. R ve A harfleri var. Kendi çekirdek ailenizle alakalı gördüğüm kısımda 4 yapraklı yoncanız çıkmış. Yani uğurlu bir sürece geçeceksiniz. Sınavınız var büyük ama sonuç ferah diyebileceğim güzel bir durum. Bir de böyle bir aile tarafından maymun iştahlı bir insan, bir tarafa bir size bir o tarafa konuşan bir insan görüyorum. Sizin yapmanız gereken insanların düşünceleri değil, sizin ne hissettiğiniz ve ne uygulayacağınız. Bu fal bunu söylemekte. E harfli, A harfi, hatta şurada çok net bir A harfi var, bakar mısınız? Şimdi yaklaştırırsam A harfi çok net, gördünüz mü? Şu insanın ayağının altında bir A harfi var. Güçlü bir insan var karşısında. Sizin desteklemeniz, yani ben burada 3 kişilik bir aile, tepe taklak olmuş bir insan, zarar vermek isteyen her kimse hayatınızdan ekarte ettiğinizi görüyorum. İşiniz çok net, önü açık. Dağ gibi gördüğünüz bir sorun var ama siz onu çıkıp sonrasında mal para edineceksiniz adeta. Kısmetli döneme giriyor musunuz? Evet. Bir arabanız görünüyor mu? Evet. 5-6 ay sonrasında gerçekleşecek bir araba alımı olabilir. Bir taşınma durumunuz gerçekleşecek olabilir. Kısmetli bir dönemdesiniz. Bu sıkıntılı süreci Mayıs itibariyle artık aşmış olduğunuzu görüyorum. Kendinden emin bir partner var burada. Birbirlerini destekleyen bir partner var burada. Karı koca ilişkisi, sevgililik ya da onun adı ne ise, partnerinizin bağınızla arttığını, kudretlendiğini görüyorum. Yani aile içerisindeki sıkıntılı süreçler sonlanmış artık. İşinizde dağ gibi gördüğünüz bir sıkıntının aslında içine girdikten sonra gözünüze büyüttüğünüzü anlayacaksınız diyor bana bu fincan. Ben görevliliklerimi aktarmaya çalıştım dilimin döndüğünce arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yazan, dinleyip destekleyen herkese buradan selamlar. Kanalımı desteklemek için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlerseniz gün içerisindeki mevcut yani yayına aldığım videolardan haberdar olacaksınız arkadaşlar. Öncelikle güzel yorum yapan, beni destekleyen herkese selamlar. Sizden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum. Bu fincan bana güzel enerjiler verdi. Mayıs ayına kadar sıkıntılı bir süreç sonrasında aşılacak olan dertlerimizin olduğunu sinyalini veriyor. Dilerim de güzel söylediğim her şey en kısa zamanda gerçekleşsin. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. Herkes kendi fikriyle yola devam etsin diyebilirim bu fal sonrasında. Falım bitti. Sonrasında kendi düşüncelerimi ben her zaman dile getiriyorum. Ben fincanını kapatırken arkadaşlar bu fincana niyetlenerek dinleyen herkesin Rabbim gönlüne göre versin diye sizlerin adına da dua ediyorum. Bence herkes Yani gönlümüzün ekmeğini yersek hayat daha çekilebilir, daha hakkaniyetli bir hayat olacakmış gibi hissedenlerdenim ben. Herkes güzellikler hissetsin, birbirine güzel enerjiler göndersin. Keza özellikle şu süre huzura, mutluluğa, iyi, olumlu o enerjilere ihtiyacımız var. Tabii ki de Rabbim bilir. Ben sadece burada fincanın ne dediğini size rehberlik ediyorum. Geleceği görmek haşa hiçbirimizin haddi değil. Böyle bazı yorumlar geliyorlar. Yok bizim öyle bir iddiamız yok arkadaşlar. Bunu herkes fala inanma, falsız kalma diye dinlediğini biliyorum. Ve güzel enerji alalım. Moralimiz yerine gelsin diye güzel enerjilerle bakmaya çalışıyorum fallarıma. Ve sizden aldığım enerji beni çok olumlu anlamda etkiliyor. İyi ki varsınız. Çok samimi söylüyorum. Okuyorum, yüzümü güldürüyorsunuz. İçimi ferahlatıyorsunuz. Doğru yolda, doğru ilerlediğime inanıyorum. Sırf olumsuz yorum yapmak için arkadaşlar geliyor bazen. Hakikaten beni etkilemiyorlar artık. Biz gün geçtikçe çoğalıyoruz çünkü. Sadece şu süreç bir an evvel sonlansın. Eskisi gibi özgür olduğumuz ve sağlığımızla sınanmadığımız güzel günlerimiz bir an evvel gelsin diliyorum ki. Herkes gibi bizler de artık çok yorulduk bu süreçten. Başta sağlık. Ne kadar özgürmüşüz, ne kadar kıymetini bilemediğimiz özgür günlerimiz varmış. Boş yere canımızı sıktığımız zamanlarımız varmış. Bugün dışarıya çıksak önceki gibi olur muyuz diyorum ya. Şimdi ne kadar keyif alırız artık dışarıda olmaktan. Yani nelerle sınandık. Değişik bir tarih yazdı. İleride inşallah hatırlayıp da ah o günler ne kadar zordu diyebileceğimiz güzel günlerimiz olsun ileride. Artık 2020 yılında sonlarına geldik. Şöyle son 2 haftamız artık arkadaşlar. Hayırlısıyla atlatalım ve bu yılı bir daha unutalım gitsin. İnşallah da güzel şeyler yaşayalım diyorum her zaman. Sizlerde de aynı temenni var. Bu güzel enerjiyi sizden hissediyorum, biliyorum. Başta sağlık arkadaşlar. Sağlığımız yerindeyse her şey hallolur. Biraz sabır, son zamanlar daha umutlu olalım diyorum her zaman. Sizlere de birinizin küçücük bir noktanıza değinebildiysem ne mutlu bana. Videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum. Sevdiklerimizin canlarıyla sınanmadığı güzel, hani bir bitirelim bu yıl, bitsin gitsin istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.